çekmeceleri yapıştıracak hocam. O duramaz yerinde. Peki çok çok teşekkür ederim. Yine Berkol'la ilgili size döneceğim ama bu CERN'de bir şeyler oldu. İsviçre CERN. Sevgili hocam, Profesör Doktor Serkan Çetin, evet. Doğuş Üniversitesi'nde, doğru dedim değil mi hocam? Doğru. Öğretim görevlisiniz. CERN, İsviçre gazetelere de düştü bu haber. Ne oldu bu CERN'de hocam? CERN'de ne oldu'dan ziyade neler oluyor aslında? Devam ediyor hala. CERN yarım asrı fazla geçkin bir süredir var olan bir yer. Fakat son zamanlarda bu büyük hadron çarpıştırıcısının deneylerinin başlaması son özellikle 2 senede çok fazla olup biteni popüler yaptı. Evet. Biz, bu katronları özür dilerim niye çarpıştırıyorsunuz hocam? Ne istiyorsunuz bundan? Ne olup bittiğini merak ettiğimizden. Bunlar yani çarpışınca ne oluyor? Legolar görüyorum. Evet. O legoları yapmak için ne gerekir biliyor musunuz? Evet. En temelinde ne olduğunu, en küçük biriminin ne olduğunu bilmek ve ona hakim olmak gerekir. Haklısınız. Evreni de o lego parçalarından yapılan bir eser gibi gördüğünüzde bizim derdimiz onları çarpıştırarak en temel birimi ve bunun nasıl etkileştiğini anlamak. Ben bu sevdanın yolunda ilerleyen bir bilim insanıyım. Beraber ilerlediğimde birisiydi Berkol. Ben size çok teşekkür ederim. Çünkü bu konuyu doğru. Yani şuna bağladınız ya kutlarım sizi. Bu büyük bir metafor. Çok güzel. Peki sevgili Berkol Doğan'ın CERN'deki çalışmalarını sizden rica edeyim. Tabii. Berkol 2003 yılında Boğaziçi fiziği bitirdi. Nevzat Bey'in az önce söylediği gibi demek tek tercihle Boğaziçi'ne girdikten sonra 2003'te mezun oldu. Ben o sıralarda 1996-2003 arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırma görevlisiydim. Ve Berkol'un asistanlığını yaparak o dönemde tanıştım. Yakın arkadaş olduk daha sonra. Benim çalıştığım hoca Profesör Engin Arık ki aynı uçak kazasında kendisini de kaybettik. Daha sonra Berkol'un da hocası oldu ve beraber çalışmaya başladılar. 2003 yılında direkt yüksek lisansa mezuniyetinden olamadı. Engin Hanım da ve ben de aynı deneye gidip gelmekte zorlanıyorduk. Maddi katkı mı bulamadınız? Bu, yani? Evet. Buluyordu, futbol buluyordu, futbol, futbol, futbolun topluma kattığı ortada işte şike, kavga, dövüş, polis arabası bile ters çevrildi. Ne verdi futbol bu millete? Ama bilim bu arada para bulamadı, gözümüz aydın olsun. Burada bir alkış gerekiyordu, bak burada da alkışlamanız lazım siz. Teşekkür ederim. Peki sevgili hocam, hafiften bir çaktım kusura bakmayın. Yani hafiften üzülerek biraz daha... Asabi yönüm kabararak çaktım ama gerekiyordu galiba. Yok ben doğru ortayı yaptığımı fark ettim. Mükemmel. Hiç kaçırmam. Evet sevgili. Akabinde CERN'de var olabileceğimiz başka bir deneyde daha girme aslında fikri vardı. Hem Engin hocamın aklında hem bizlerin aklında. Fakat o deneye girmek için de mali giriş parasını, desteği bulamıyorduk. Maalesef bize projeleri desteklemesi gereken kurumlardı. Burada hemen bir görüntü almak istiyorum. İspanya televizyonu CERN'deki çalışmalarla ilgili bir belgesel hazırladı. Bu belgeselde sevgili Berkol Doğan da var. Evet, onu bir görelim hep beraber birkaç saniye. This is the hypothesis put forward by the CAST experiment crew, and it really did exist. This particle could explain the dark matter in the universe. Axions, neutrinos, possible candidates in an increasingly intense and exciting search. Evet, bir Türk bilim adamı CERN'de sevgili... Bu konuda müsaade ederseniz ben girmek istiyorum. Tabii. Şimdi İspanyol televizyonunda görüntü bu şekilde bitiyor. Bundan bir süre sonra Berkol Roma'da bir kongreye katılıyor. Genç bir hanım diyor ki annem sizi çok seviyor. Aha. Nereden tanışıyoruz? Annem beni nereden tanır? Muhabbeti oluyor. Diyor ki İspanyol televizyonunda bizim ülkemizde belgesel gösterildi. Bu belgeselde diyor sen de vardın. Ve İspanyol televizyonuna onlarca telefon geliyor ondan sonra. Herkesle konuştunuz da o görüntüyü bitirdiğiniz kişiyle niye konuşmadınız? İspanyollar Berkol İspanyol sanmış. O çalışmada var. Onunla niye konuşmadınız diye. Ve işte annesi de bu görüntüden
Berkol'u çok sevmiş. Böyle de bir anekdotumuz var. İşte İspanya ile Türkiye arasındaki mesafeyi bu öyküyle ölçebilirsiniz. Yani hiç atlayıp vurmayalım. Neden İspanya daha ileride her konuda? Neden biz neleri tartışıyoruz programlarda, haberlerde? Bu örnek bunu çok güzel anlatıyor. Çok teşekkür ederim. Paylaştık. Peki, çok mükemmel. Sevgili hocam, evet, devam edin lütfen. Biz daha sonra söyle. Az önce kısaca aslında belgeseli çekilen deneye geliyordum ben de tam. Evet. O yüzden çok doğru bir yerde bunun bir görüntüsünü gördük. CAST deneyi, CERN'deki CERN Aksiyon Solar Teleskop'un akronimi olan CAST deneyine girmek istedik. Senelerdir de girmek istiyorduk. Fakat aynı şekilde destek bulamadığımızdan girememiştik. Ben o sıralarda doktoramı bitirdim. Askerliğimi bitirdim. Arkasından Doğuş Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak, doçent olarak başladım çalışmaya. Ve üniversitemi CERN'deki deneylere katılmak üzere ikna etmeye çalıştım. Ve bu konuda da büyük bir başarı elde ettik. Çünkü üniversitem dışarıdan bir destek bulunamayacağını ve bu işin ne kadar önemli olduğunu görerek, evet ben bu deneye girerim ve bu deneyin girişi için gerekenleri de kendim karşılarım diyerek bu deneye katıldı. Bunun üzerine Berkol test konusunu Atlas deneyinden o büyük sanatın birliğini, yaratıcı düşüncede nasıl bir araya geldiğini anlatmaya çalışıyordum. Ve ne diyorsun? CERN'de bütün dünyanın ayağa kalktı bu bilimsel çalışmalarda bir Türk bilim insanı, bir dehamız ve mutlaka yazıyordur dedim ve yazıyor. O roman var mı? Duruyor mu şu anda? Duruyor ama tabii eksik kalmış. Tamamlayamadı. Evet. Hatta İngilizce yazıyordu. Evet. Öyle. Peki kaç sayfalık bir roman şu anda elinizdeki? Yani nereye kadar götürebildi? Yani 10-20 sayfalık bir taslak şeklinde şu an. Ya bunu yayınlayalım ya bir şekilde yani ha. Ya ben şey düşünüyorum, bir Berkol Doğan kitabı yapalım böyle. Ha baştan aşağı, tamam. Harika. Bak şu an aklıma geldi. Çok güzel olur. Orada bunları yayınlayalım. Çünkü kendisi hayatı aslında başlı başına bir edebi eser. Bu güzel insanın. Peki sevgili Serkan Çetin hocam. Elinizin altında. Belki o kitap bitmedi ama bitirdiği bir kitap benim elimde var. Ben bununla ilgili bir şey söylemeden önce, az önce dans dediniz, duyarlılık dediniz ya. Ben Berkol'un dans edişini aslında hayatla dans eden harika bir insan olarak görüyorum. Mükemmel. Elini attığı her şeyin içine dans eden bir insandı. Aslında tanışımızı ilk zamanlarda yakın hissetmemin sebebi kendime çok benzetmem, çok yakın hissetmem. Daha sonra da gıpta ettiğim bir insan halini almış olmasıydı. Lise ve üniversite yıllarında dans etmiş bir insan olarak ve fiziği ilk tercih yazmış bir insan olarak ben de aslında aynı şekilde dans ve fiziğin içinde yoruldum. Fakat az önce iki kanattır sanat bilim dediniz ya, Berkol gerçekten o iki kanatı dengelemeye çalışan çok narin bir vücuttu ortada. Ve ben her yönüne yakın şahit olma fırsatı bulduğumda şunu gördüm. Kimi zaman o duyarlılığı, bazen alıngan, bazen çok şiddetli, hiddetli, kızgın yönü hem bilimsel sonuçlarını hem de o sanatsal sonuçlarını doğuruyordu. Dur, yanılmadım ama değil mi? Bak ben o... bilimin tarihine dehalar mutlaka bu özellikleriyle de öne çıkıyordu. Elimde Berkol'un 2006 yılındaki yüksek lisans tezi var. Evet. O yüksek lisans tezinde ben eş danışmanıydım tezinin. Evet. Rahmetli hocamız Engin Arık danışmanıydı. Aynı zamanda imzası olan bir diğer hocamız Şenel Boydağ Doğuş Üniversitesi ekibinden. Oradaki iki imzayı kendisiyle beraber aynı uçakta kaybettik. Evet. Arkasında aslında teşekkürünü yazdığı bir sayfa var. Oraya baktığımızda da şunu görüyoruz. Engin Hoca'ya teşekkür ederken hayallerimi gerçekleştirmem için bana imkan verdiği için teşekkür ediyorum diyordu. Mükemmel. Onun hayali CERN'de çalışmaktı ama ben yakından tanıdıkça şunu gördüm. Birçok fiziği iyi olan kişi CERN'de çalışma hayali kurar. O hayatla dans edişini her alanda sürdürebilmek, bunu yaparken de kendini en doğru şekilde ifade etmek istiyordu. CERN bunun araçlarından biri oldu. Aynı kitapları, aynı dansı aynı çevirdikleri mükemmel gibi. Ve şunu hiç unutmayacağım, o sayfada yer alan. Benim için yazdığı laf, kendime olan inancımı kaybettiğimde bana inanmaya devam ettiğin için teşekkür ediyorum diyordu. Bu da büyük bir ödül size gerçekten bırakılan. Gerçekten Berkol'u tanıyanlar için onu tanımış olmak ve ona inanmak büyük bir yol gösterici, büyük bir kazançtı. Bu da benim için gerçekten Berkol'un daima yaşayacağıyla ilgili başka bir...